Evet sevgili arkadaşlar. Şiirimizin başlığı Müseddes Naat-ı Şerif Nebevi. Müseddes hatırlayanınız vardır herhalde. Arapça altılı anlamında bir kelime. Biliyorsunuz musammat dediğimiz nazım şekilleri var. İşte müselles, murabba, Muhammed, müseddes, müsebba, müsemmen, mütesse, muaşer diye giden bir de işte mısra ve beyitlerin üzerine mısralar eklenerek üçlü, dörtlü, beşli yapılan testis, tevi, tahmis, testis gibi nazım şekilleri vardı. Tabi bu musammat Arapça bentlerle yazılan nazım şekillerine dahildi. Edebiyatımızda daha çok işte 4-5 mısralık bentlerden oluşan musammatlar yaygındı. Murabba, Muhammez, Müseddes, Müsebba, işte Terbi, Tahmis, Şarkı gibi musammatlar daha yaygın. Diğerleri daha az kullanıyor. Özellikle mısra sayıları fazla olan işte 10, 9, 10 hatta 11, 12 bile musammatlar var. Bunların örnekleri daha az. Şeyh Galip de Hazreti Peygamber için yazdığı bu naatında müseddes nazım şeklini kullanmış. Yani altı mısralık bentlerden oluşan bir musammat. Yine hatırlarsanız arkadaşlar musammatlarda son mısra veya işte son iki mısra bentlerin sonunda aynen tekrarlanabilir veya tekrarlanmayabilirdi. Tekrarlanmasına göre ismi değişebiliyordu. Eğer bentlerin sonundaki mısralar tekrarlanıyorsa mütekerrir musammat değilse müzdeviç musammat adı veriliyordu. Buna baktığımız zaman arkadaşlar sen Ahmedü Mahmudu Muhammed'sin efendim Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim mısraları bütün bentlerin sonunda aynen tekrarlandığı için bu müseddes iki mısranın tekrarlanmasından dolayı arkadaşlar tekrarlanan mısralara sahip bir musammat. Mütekerrir musammat. Yani müseddesi mütekerrir. Evet. Altı mısralık bent. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu arkadaşlar şu son iki mısra her bendin sonunda aynen tekrarlanıyor arkadaşlar. Yani biz mesela kafiyesini bulalım. Galiba hep teorik olarak anlatıyorduk sırası gelmişken. Arkadaşlar burada bakın. Mümeccetsin, sermetsin, Ahmetsin, müeyyetsin, Muhammedsin, müeyyetsin, efendim. Şimdi efendim arkadaşlar bizim reliflerimiz. Kaldırdık. Biz tabii kafiye şemasını redife göre değil, kafiye göre bulacağız. Mümeccetsin, sermetsin, Ahmetsin, müeyyetsin, Muhammedsin, müeyyetsin. Buradaki sin şahıs ekidi arkadaşlar. Yine aynen tekrarın için bu da rediftir. Onu da şu redifin yanına gönderelim. Mümeccet, Sermet, Ahmet, Müeyyet, Muhammed yine müeyyet şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla bakın Mümeccet, Sermet, Ahmet, Müeyyet, Muhammed, Müeyyet. Yani tamamı A şeklinde kafiyelendi. Redifleri attıktan sonra. Bu bir eğer diyelim tek bense bu şekilde tamam. Ama bir şiirin atışları, ikinci, üçüncü bendi de varsa bunlar değişebilir mi bakalım. Güher güherindir. Der derindir. Nazar nazarındır. Yar yarlar yarlarındır diye alalım bunu. Burada biraz farklı bir şey var. Muhammed'sin efendim, müeyyesin efendim. Bakın arkadaşlar.
Bu aynen tekrarlandı. İşte böyle bir durumda eğer bir mısra veya iki mısra şiirin tamamında nakarat şeklinde tekrarlanıyorsa arkadaşlar, ya şöyle gösteriyoruz. Pardon. A'nın üzerinde ne şeklinde? Bu şekilde gösteriyoruz. Ya da arkadaşlar şu şekilde büyük A ile gösteriyoruz. Pardon. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Yani biz kafiye şemasında böyle bir şey gördüğümüz zaman bu büyük A bu mısranın şiir boyunca tekrar edildiğini gösterir. Büyük A da olabilir, büyük B de olabilir. Veya A'nın üzerinde ne nakarat işareti de bu mısranın tekrarlandığını gösterir. Dolayısıyla bu aynı şekilde bütün bentlerin sonunda bu şekilde mevcut. Yani şöyle devam eder. Sonra B, 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 A, A, C, 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 A, A şeklinde. Yani klasik bir müsebbesi mütekerrir örneği. Demek ki kafiye şemamız 4 A, 2 büyük A, sonra 4 B, sonra yine nakarat veya işte büyük A şeklinde göstererek gidiyor. Bu şekilde. Kapıyörümüz bu. Peki vezne bakıyoruz arkadaşlar. Kapalı 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 gidiyorsa ve mısralar da çok uzun değilse aklımıza ilk gelmesi gereken arkadaşlar mef'ulü kalıbı. Bakın kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Bu hemen aklımıza şunu getiriyor. Mef'ulü. Rüsul. Bakın açık, kapalı, kapalı, açık. Mefa'ilü. Mefa'ilü. Burada ulama. Fendim. Feul. Yani kalıbını şu atışır. Bezimiz bu. Ne denk geliyor arkadaşlar? Yani kapalı, 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 açık, açık, kapalı, kapalı, açık. Yine aynı şekilde açık, kapalı, kapalı, açık. Sonra açık, kapalı, kapalı. Ya bu ne demek? Sultanı Rüsul Şahı Mümeccetsi Nefendim Biçare Lere Devle Sermetsi Nefendim. Yani mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulü. Tabi bu taktiğe göre okursak Sultanı Rüsul Şahı Mümeccetsin Efendim Biçarelere Devleti Sermetsin Efendim Divanı İlahide Serametsin Efendim Menşuru La Ömrükle Müeyyetsin Efendim Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin Efendim Hak Dan bize sultanı müeyyetsin efendim şeklinde okunur kalıba göre. Yani mef'ule başlayan kalıpların en önemli bir tanesi arkadaşlar. Bu kalıp mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fe'ulün bu hareketli bir kalıp. Yani bu kalıbın kullanışına gelince biraz daha ritmik bir kalıp. Evet tabii şey kalıp Mevlevi şeyhi, aslında bir alim, bir şeyh, bir mürşit, mutasavvıf bir kişilik. Dolayısıyla bir de edebi güyle birleşince gerçekten ortaya güçlü bir şiir dili ve üslubu çıkmış oluyor.
Şeyh Galip Müslüman bir şahsiyet. Hazreti Peygamber sevgisini onun işte Allah katındaki derecesini, insanlar nazarındaki kıymetini, kıyamet gününde Allah katındaki değerini şiirinde ifade etmeye çalışmış. Şiirin redifi artışar efendim kelimesidir. Efendim kelimesi sıcak bir kelime. Yani aslında karşıdaki kişiyi yücelten, ona saygı duyulduğunu belirten güzel bir kelime. Kelime herhalde Rumca mı veya farklı bir dilden ki Türkçe'ye gelmiş ama Türkçenin o yumuşaklığın güzelliğini de bünyesine alarak gayet güzel bir kelime olmuş. Bugün de kullanıyoruz. Yani bir bize sesli zaman efendim diyoruz. Tabi biliyorsunuz arkadaşlar, efendi sahip anlamında kullanır. Biz bazen bugün diyoruz ya işte bendeniz şöyle yaptık, bendeniz böyle yaptım falan gibi. Oradaki bende köle demek. Yani köleniz anlamında. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Tabi kimse kimsenin kölesi değil ama biz bunu söylerken karşıdakini yüceltiyoruz. Karşıdakine değer verdiğimizi gösteriyoruz. Onun için işte ben kulunuz, ben bendeniz falan gibi. Efendim öyle atışıyor. Yani efendimin aslında kökeninde karşıdakini adeta onun kölesiymiş gibi büyük gördüğümüzde ona saygı duyduğumuzu belirtiyoruz. Yani tabi bu kelimenin içi ne kadar bugün doğrudur bilmiyorum ama gerçekten güzel bir kelime. Ve daha önceki derslerimizde de söyledik arkadaşlar. Redif şiirin bel kemiği, şiirin bütün mısralarında, daha doğrusu ilk bendin tamamında, diğerlerinin son iki mısranda efendim kelimesi o sıcaklığıyla habire ha tekrarlanmış. Dolayısıyla burada Peygamber Efendimiz'e duyulan o derin sevgi, hürmet anlamı söz konusu. Mümeccetsin, sermezsin. Burada ikinci tekil şahısa hitap olduğu için oradaki sin ekleri de yine rediftir. Tabi sadece bir ses tekrar olduğu için bir kıymeti var. Onun dışında kafiye kadar gördü değil. Mümeccet, Sermet, Ahmet, Müeyyet, Muhammed. Burada arkadaşlar dal harfleri şiirimizin revisidir. Dolayısıyla mücerret kafiye vardır. Musammatlarda gazel, kaste gibi tek kafiye olmadığı için her bendin kafiyesi sorulsa ayrı ayrı bakmak lazım. İşte mesela burada da indirler, redifken güher, der kelimelerindeki R harfleri revidir. İşte burada BK'da, Ceza'da A harfleri revidir, mücerret kafiyedir. Hayran, efkan, perişanda Nun revi, A ritftir, mürdef kafiye. İşte Fikret, hodluk, şey Fikret, git özür dilerim. Gittim, gittim, ben yanlış yere baktım. Gittim, gittim, ettim, işittim. Gitmek, yitmek, etmek, işitmek. Tim veya dim neyse. Bunlar redif. İşte gitmek, yitmek, etmek kelimelerindeki teler revidir, mücerret kafiye. Ah, tebah, penah, nigah kelimeleri yine mürdef kafiyelidir. Eylemeyiz biz. Rediftir. İsyan, duzak, hicran, cürüm derken bakma, yakma, yakma, bırakma. Burada bakmak, yakmak, yakmak, bırakmak. Burada arkadaşlar yine bakmak, yakmak. Bunları yine kafiye olarak köklerini alsak burada da yine mame eklenen redif olarak alabiliriz. Bu şekilde. Şimdi şiirimizin redifi, kafiyesi ve vezni bu şekilde. Bir genel olarak arkadaşlar dile baktığımız zaman da yer yer çok da aşina olmadığımız kelimeler var. İşte terkipler var. İşte Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccet, Devlet-i Sermet, Divan-ı İlahi, Seramet, Menşur-la Amrük, efendime söyleyeyim Sultan-ı Müeyyet burada var. Tabiştihi Ervah-ı Mücerret, Malişkehi Ruhsar-ı Melek, Hakider. Bunlar da arkadaşlar şiirin neredeyse bütün bentlerinde ikili tamlamaları yaygın. Bazen üçlü tamlamalar da
yer verilmiş. Yine bazı terminoloji yer verilmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Yani şair aslında peygambere duyduğu sevgiyi, hürmeti, peygamberimizin derecesini ümmet için niye bu kadar önem arz ettiğini ifade etmeye çalışıyor. Şimdi teklere bakalım arkadaşlar. Sultanı Rusul. Arkadaşlar Resul kelimesi, Risalet kelimesiyle ilgili. Rusul da bunun çoğulu. Sultanı Rusul, Resullerin Sultanı. Yani şöyle düşünün. Nasıl ki sultan söz konusu olduğunda işte bütün insanlar bir yana, sultan bir yanaysa, peygamberler de elbet her biri bir sultanın ama onların da en büyüğü, en ileri geleni Hazreti Peygamber olarak kabul edilir. Tabi burada da bir tartışmalı mevzu var arkadaşlar. Son dönemlerde de söyleniyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de işte biz peygamberler arasında hiçbir ayrım gözetmeyiz şeklinde bir ayet var. İşte bu ayete dayanarak bazıları diyor ki Allah katında bütün peygamberler eşittir. Hazreti Muhammed diğer peygamberlerden büyük değildir. O da bir peygamberdir falan şeklinde. Rivayetlere göre biliyorsunuz. Süleyman Çelebi de bir gün bir camide vaaz dinlerken bir tane vaiz efendi de işte bu ayeti söylüyor. Peygamberimiz diğer peygamberlerden bir fark yok. O da peygamber, onlar da peygamber deyince bizim Süleyman Çelebi'nin tabu hoşuna gitmiyor. O da bu tepki dile getirmek için Hazreti Peygamber'in farklılığını ortaya koyan Mevlid-i Şerif'ini kaleme alıyor. Vesiletün Necat'ın. Kurtuluş sebebi. Evet. Peygamberlerin sultanı. Şah-ı Mümeccet. Bu mecid kelimesi. Mecid, temcid, mümeccet. Aynı kökten kelimeler. Mümeccet, temcid kelimesinin ismi mef'ulü. Yani övülmüş, yüceltilmiş anlamında. Mecd, mecden temcid. Ona da mümeccet. Sultan-ı Rusul, Resullerin sultanı, Şah-ı Mümeccet, temcid edilmiş, övülmüş, hükümdar, şah anlamında. Yani Peygamberimiz sultanlık ve şahlıkla ifade edilmiş. Ama nasıl bir sultan? Peygamberler sultanı nasıl bir şah? Yani kendisi takdis edilen, övülen bir şah. Bu niye söylüyor? İleride göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in yüceliğine işaret eden ayetler vardı. Ondan dolayı söylüyor. Bir çarelere devlet-i sermetsin efendim. Evet, Hazreti Peygamber kimsesizlerin kimsesi. Çaresizlerin ebedi devleti. Devlet-i sermet, sermet ebedi. Baki anlamında. Devlet aşağı biliyorsunuz bir yönetimi ifade eden bir kelime. Bir de huzur, refah, mutluluğu ifade eden bir kelime. Tabi burada devlet daha çok huzur, refah anlamında. Yani sen çaresizlerin ebedi huzur kaynağısın anlamında. Orada tabii bu sebepten dolayı peygamberin kimsesizlerin kimsesi olması, düşkünlere yardım etmesi, kendi devrinde mal mülk sahibi otoriter kimselerin değil de takvalı gerçek müminlerin yanında yer alması, ilk Müslümanların çoğunun yine değil mi, çaresiz garibanlar arasından olması, adeta Peygamberimiz onların sığınağı, huzur kaynağı. Divan-ı ilahide selametsin efendim. Divan-ı ilahi Allah'ın divanı. Divan nedir arkadaşlar? Divan padişahların veya işte diğer büyük devlet adamlarının huzuru anlamında kullanılır. İşte devlet işlerinin görüşüldüğü en yüksek makam olarak düşünülür. İlahi divan, yani Allah'ın sorgu suale çektiği, değil mi? Burada tabi bir aslında sembolik anlam var. Yani Allah bir büyük sultan gibi düşünülür. Onun da bir divanı vardır. O divanda da biliyorsun, padişahlar divanında ve herkes söz sahibi olamaz. Herkes gelip de baş köşeye oturamaz.
Hazreti Peygamber ilahi divanda seramet, yani başta gelen kişi. Yani o ilahi divanda eğer biri konuşacaksa, biri dinleyecekse o da Hazreti Muhammed'dir. Şairin söylemek istediği bu. Yani sen peygamberlerin sultanı, övülmüş bir şahsın. Çaresizlerin ebedi huzur kaynağı, devleti sensin. İlahi divanda en başta gelen, itibar gören sensin. Menşur la amrükle müeyyessin efendim. Menşur arkadaşlar, neşr kelimesinin ismi mef'ulüdür. Yayılmış, dağılmış anlamında bir kelime. Bir de arkadaşlar, özellikle padişahların işte vezirlik ve benzeri büyük makamları bahşettiğini belirten fermana da menşur adı verilir. Yani buradaki menşur padişahların önemli bir rütbeyi verdiklerini belirten resmi yazı, ferman anlamında. La ömrük, bu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ömrüne kasem olsun ki, ömrüne yemin olsun ki diye Peygamberimizin Allah ömrüne yemin içiyor. Ömrüne yemin olsun ki o sarhoşluk, onlar sarhoşluk içerisinde bocalanıp durmaktadırlar şeklinde bir ayet geçiyor. La ömrük, yani senin ömrüne kasem olsun, senin ömrüne yemin olsun ki anlamında. La amruke innehum lefi seker sekratihim ya'mehun. La amruk innehum lefi sekratihim ya'mehun. Ya senin ömrüne and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlardı şeklinde müşrikleri veya işte gayrimüslimleri, kafirleri ifade eden bir ayet. Tabi burada Peygamberimizin Allah katındaki değerine işaret söz konusu. Müeyyet ne? Müeyyet arkadaşlar teyit kelimesi, teyit. Bugün de kullanıyoruz ya işte bu haberin doğruluğunu teyit ettiniz mi gibi. Teyit etmek. Müeyyet teyit kelimesinin ismi mef'ulü. Menşur la ömrükle müeyyetsin efendim. Ey efendim, sen ömrüne yemin olsun fermanıyla teyit edilmişsin. Yani bizim bu söylediklerimizin bir ispatı var. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah senin ömrüne yemin etmekle adeta sana bu fermanı vermiş. Yani sen en yüksek makamdasın. Sonra arkadaşlar nakarat mısraları, mütekerrir sanma. Nedir? Burada da Ahmet, Mahmut, Muhammed. Tabii şair peygamberin isimleri ama bunları aynı kalıp içerisinde mükemmel bir şekilde bir araya getirmiş. Sen Ahmedü Mahmudu Muhammed'sin efendim. Ahmet, Mahmut, Muhammed arkadaşlar üç kelime de Arapçada hamd veya hamede, ha, mim ve dal harflerinden türemiş. Yani bunlar aslında iştikak sanatı oluşturur. Ahmet, Mahmut, Muhammed kelimelerinin tamamı da hamd kelimesinden türetildiği için bir güzel iştikak söz konusu. Sen Ahmet'sin, sen Mahmut'sun, sen Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize teyit edilmiş, desteklenmiş bir sultansın. Müeyyet, burada da tabii şu kesme şey yapıyorum. Müeyyet, eyyet, 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 teyit, müeyyet, 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 teyit edilmiş. Evet. Yani ey efendim, sen Ahmet ve Mahmut ve Muhammed'sin. Allah'tan bize teyit edilmiş, desteklenmiş bir sultansın. İkinci bende bakıyor arkadaşlar. Tabiştihi ervah-ı mücerret güherindir. Malişkehi ruhseri melek, ruhsar melek hakiderindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekr, Ömer, Osman-ı Ali, Ali yarlarındır. Sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Kelimelere bir tekrar bakalım. Açıkçası biraz daha büyüteyim. Arkadaşlar Farsça'da tabiden tab parlaklık ifade eder. Tabiden parlamak, parlaklık vermek. Tab işte parlayış, parlama. Yani isim, fiil gibi.
Dih daden fiilinin muzari kökü tabiş di parlaklık veren, parlatan. Erva ruh kelimesinin çoğulu, mücerret, soyut, manevi, gözle görünmeyen anlamında fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. Burada da şair ervaha mücerret demiş. Evet, fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. Naaşım yerden mücerret, manevi görünmeyen bir ruh gibi fışkırır. Şair ne demiş? Tabiştihi ervahı mücerret güherindir. Tabiştihi ervahı mücerret, yani o görünmeyen manevi, değil mi, aleme ait ruhlara parlaklık veren senin cevherindir. Güher veya cevher, cevher demek. Kıymetli maden. Yani tabi Hazreti Peygamber kendi devrinde de, değil mi, adeta ölmüş ruhlara hayat verdi. Değil mi? Onları parlattı, cilaladı. Sen soyut, ölü veya işte görünmeyen ruhlara parlaklık verdin. Onlara parlaklık veren senin cevherindir. Malişkehi ruhsarı melek haki derindir. Maliş, bu da işte tabiş gibi maliden, işte sürtmek, sürme anlamında. Mesela destmal kelimesi var ya, metinlerde kullanıyor. Destmal. Dest, el, malidendeki mal, sürmek, yani el sürülen bez anlamında. Maliş de sürme, sürüş. Malişke, gahke, yer yapan bir ek, yer, zaman. Malişke, malişkehi ruhsar melek. Malişke, sürülen yer anlamında, ama tabi burayla beraber bir anlam ifade edecek. Ruhsar yanaktı, meydi biliyoruz. Melek yanağının veya meleklerin yanaklarının gibi, melek yanağının sürüldüğü yer, meleklerin yanaklarını sürdüğü yer. Neymiş? Yani meleklerin yanaklarını sürdükleri yer haki derindir. Senin kapının toprağıdır. Yani sen o kadar yüce bir kişisin ki melekler senin kapına yüz sürüyorlar. Yani onlar melek de olsa sen bir beşer olmana rağmen en büyük peygambersin ve melekler senin kapında adeta içeri girmek için yüz sürüyorlar. Yani sen bir sultansın, onlar senin kapında kul gibi. Melekler de bu şekilde. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Allah'ın ayine-i didar-ı tecelli, tecelli yüzünün aynası senin nazarındır. Bu ne demek? Yani ya Resulallah, Allah'ın cemalinin tecelli ettiği bir aynasın. Güzel bir beyit vardı. Belki daha önce derslerde okumuşumdur, söylemişimdir. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Bu alem bir aynadır. Her şey Allah'ın varlığıyla ayaktadır. Muhammed aynasında devamlı Allah görünür, tecellidir. Burada da aynı şekilde. Ayne-i didar-ı tecelli nazarındır. Yani senin bakışında, senin bakışın Allah'ın cemalinin tecelli ettiği bir aynadır. Peygamberimiz peygamberlik görevinden dolayı Allah'ın şahsi veya özel tecellilerine mazhar olmuş bir ayna gibi. Bu Bekr, Ömer, Osman-ı Ali, Ali'nin aslını uzatmayalım. Bu Bekr, Ömer, Osman-ı Ali, bu Hazreti Ali'nin ismi arkadaşlar Ali değil, Ali. Hatta daha doğrusu Arapçada Aliyun. Normalde eğer eski yazıya bakarsanız ayın lam ye şeklinde Aliyudur, ama Türkçe'de Ali şeklinde kullanılıyor. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali senin dostlarındır. Dört halife. Bu Bekr, Ömer, Osman, Ali yarlarındır. Evet, burayı tekrar söyleme gerek yok. Farklı bir durum. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-ı cezada,
Gülbang-ı kudumün çekilir arş-ı hudada, Esma-i şerifin anılır arzu semada, sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyessin efendim. Evet, senin hutben beka ikliminin minberinde okunur. İklim arkadaşlar, burada tabii ülke anlamında kullanılmış. Ebedilik ülkesinin minberinde senin hutben okunur. Biliyorsunuz arkadaşlar, hutbe okurken Allah'a, peygambere, dört halifeye övgüde bulunur. Burada da şair diyor ki, ebedi alemin minberinde, yani artık dünyayı da zaten problem yok ama ukbada da ahirette de bu beka ülkesinin minberinde senin hutben okunur. Yani halen senin orada tesirin var. Allah katında o kadar büyüksün ki orada bile senin ismin okunuyor. Hükmün tutulur mahkeme-i ruz-ı cezada. Kıyamet gününde, mahşer günü bir mahkeme kurulacak. Değil mi? Adil mutlak olan Allah, hakimler hakim olan Allah bütün varlığı sigaya çekecek, sorguya çekecek. İşte o ceza gününde, ceza günün mahkemesinde senin hükmün tutulur. Yani senin de sözünün Allah katında bir değeri olacak. Gülbang-ı kudumün çekilir arş-ı hüdada. Arş-ı hüda Allah'ın arşı. Yani en yüksek makam. Bu manevi makam, makam normalde işte biz Allah her yerde hazır ve nazır diyoruz. Allah'a mekan, zaman izafe edilmez. Allah zaman ve mekandan münezzehtir diyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var. İşte biz Allah'a yalvarır yakarırken ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. İşte mealen şöyle düşünüyoruz. Allah işte yüceler yücesidir. Genelde bize beşer mantığına göre toprak işte sufridir, gök ulvidir. Bundan dolayı biz kendi işte beşer aklımıza sembolik olarak Allah'ın işte yüceliği ifade etmek için arşla beraber düşünüyoruz. Evet, senin Allah'ın arşında senin gelişinin şerefine toplu halde dualar okunur. Bu Gülbank arkadaşlar özellikle eskiden törenlerde kalabalığın bazen işte bir kişiye eşlik ettiği, bazen de arada katıldığı toplu işte dualar, tekbirler ve benzeri şeyler Gülbank şeklinde ifade edilir. Yani dedi şu, Allah'ın arşında senin orada olmandan dolayı gülbanklar çekilir. Yani dualar toplu bir halde dualar okunur. Yani Ramazan ayına girdik ya, işte Ramazan'da camilerde bazen işte toplu bir şekilde salavatlar okunur, tekbirler getirilir. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber gibi. Yani bunlar da aslında işte bir gülbank olarak değerlendirilebilir. Yani hep bir ağızdan okunan, daha çok karşılama amacıyla söylenen şeyler. Kudüm kelimesi arası kadem gelmek demek. Kudüm gelmeler, gelişler anlamında bir kelime. Aynı zamanda tabii şeyini bilmiyorum. Yani imlasında nasıl bakmak lazım. Aynı zamanda kudüm büyük davul, köz anlamında da kullanılıyor. Özellikle mehderde kullanılır. Yani mealen, şairin ifade etmek için şu arkadaşlar. Allah'ın arşında senin gelişinin şerefine davullar çalınır, senin gelişi şerefine dualar okunur. Esma-i Şerif'in anılır arzu semada. Yerde ve gökte senin şerefli isimlerin anılır. Arkadaşlar, ismi şerifin demiyor, Esma-i Şerif'in. Biliyorsunuz, Hazreti Peygamber'in de güzel isimleri var. Esma-i Nebi, işte Ahmet, Muhammed, Mustafa, bunlar en önde gelen isimler. Yani yerde ve gökte senin şerefli isimlerin anılır. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyü dehşete kopa cümleden efkan. Burada arkadaşlar çok harika bir tasvir yapıyor. Kıyamet gününde o mahşer meydanında herkes ol dem ki, o zaman ki, hangi zaman? Velilerle nebiler kala hayran. Velilerle peygamberlerin bile şaşkın bir hale düştüğü o zamanda bütün herkesten
nefsi diyerek dehşetle figanlar kopmakta. Günahtan dolayı yes ile usatın ola ahvali perişan. Günahkarların halleri de ümitsizlikten dolayı darmadağın perişan. İşte böyle bütün olumsuzlukların iç içe geçtiği, peygamberlere bellerin bile şaşkın bir hale düştüğü, herkesin nefsi deyip kendi benliğini, varlığını kurtarma peşine düştüğü, annenin evladını, babanın evladını, evladın anne babayı görmediği dehşetli bir tablo. Tabi bu tabloda günahkarlar da ümitsizlikten dolayı perişan bir halde. Ne olacak peki? Desturu şefaatle senindir yine meydan. Şefaat izniyle meydan yine senindir. Yine bu şefaat mevzusu da alimler arasında zaman zaman tartışır. Bazen tabi alim değil de alimcikler tarafından da tartışır. İşte İslam'da şefaatin olmadığı veya işte pek çok şey söylenir. Ama bizim ehli sünnet düşüncesine göre şefaatin olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de şefaat yok derken onların farklı bağlamları var. O şekilde düşünmesi gerektiği söyleniyor. Peygamberimizin hadislerine baktığı zaman peygamberimiz diyor ki işte kıyamet gününde bütün nebilerin nefsi dediği bir zaman diliminde Allah bana diyecek ki kabultu şefaateke ya Resulallah veya ya Nebiyallah, ey Allah'ın Resulü, senin şefaatin kabul oldu diye bir ses gelecek ve peygamberimize şefaat izni verecek. Yine peygamberimizin sahih bir hadisinin olduğunu biliyoruz. Benim şefaatim ümmetinden büyük günah işleyenleredir. Böyle bir hadisten de bahsedilir. Sahih bir hadis. Dolayısıyla peygamberimizin sahih hadislerinde geçtiği üzere Hazreti Peygamber'e böyle bir şefaat izni verildiği söyleniyor. Tabi bunu reddedenler diyorlar ki işte mübarek günler, mübarek geceler, şefaat gibi sebeplerle Müslümanları veya insanları tembelliğe alıştırıyorlar. İşte senenin 300 günü yat, sonra işte Kadir gecesidir, Mevlid gecesi, şu gecesi deyip Allah bütün günahlarını bağışlayacak diye yan gelip yat, bir gecede her şeyi hallet. Ondan sonra büyük günah işin aslında şefaat olacak gibi. Tabi bu böyle demek değil. Yani böyle olacak diye peygamberin herkesi şefaatiyle kurtaracağı veya Allah'ın herkesi rahmetin gazabını geçtiğini söylemesi, herkesi cennette koyacağının garantisi yok. Yani böyle olsa bile değil mi? Müslümanların ümit ve korku, havf ve reca arasında bulunması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şair işte dehşetli bir mahşer meydanı, bir mahkeme, büyük bir mahkeme. O mahkemede peygamberimizin şefaat izni vererek şefaatin kabul olacağı söyleniyor. Tabi bu da yine günahkarlara bir çıkış kapısı gibi düşünülüyor. Evet. Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim. İlden yutup kendimi bu holluğa yettim. İsyanım anıp akıbetinden hazer ettim. Bu matlağı yağ değirdi bir seyyid işittim. Sen Ahmet-i Mahmud-i Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyesin efendim. Bir gün ki daldım gam denizinde düşünmeye gittim. Fikretmeye gittim. İlden yutup kendimi bu holluğa yettim. Kendimi halktan tecrit ettim veya işte kaybettim. Kimsesizliğe gittim. Bir hodluk kendinden geçme. Yani kendimi elden ayırdım. Kendinden geçtim. Günahkarlarımı Allah'a asi olduğumu anıp sonumdan ne halim ne olacak odan dolayı endişelendim, hazer ettim, korktum, çekindim. Bu matlağı yağ değledi bir seyit işittim. Ya burada da şair şuna bağlam getiriyor. Şu matlağı söyleyen bir seyyid işittim. Yani ben kendimde olmadığım, insanlardan kaçtığım, günahımı düşünüp çaresiz bir halde olduğum bir zaman diliminde bir seyyidin şu matlağı söylediğini duydum. Neymiş o? Şu işte. Meşhur bu matlağ. Tabi bu şair kendisi büyük ihtimalle böyle
ne diyelim tasarlıyor. Bunun bir matlağı bir seyitten içtim diyor. Yani bildiğim bu şekilde. Ümmitteyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ah yara penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyyes'sin efendim. Burada açar. Biz zamirle yani bütün Müslümanlar adına şair adeta bir temsilci konuşuyor. Biz ümit içerisindeyiz. Ümitsizlikle ah etmeyiz. İman sermayesini boşa harcamayız. Tebah boşa vermek. Babın koyup ayara pena eylemeyiz biz. Senin babın, burada sıfır akusatif var. Senin kapını bırakıp da gayrıların kapısına sığınmayız biz. Pena eylemek sığınmaz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen varken, senin gölgen varken biz başkasına bakmayız. Onlar da kim? Tabi sayarsa biliyorsun, gölge aynı zamanda mecaz olarak da senden dolayı, sen varken anlamında da kullanıyor. Evet, tabi burada da şair doğrudan peygamberimize sesleniyor. Burada da gerçekten güzel bir üslup söz konusu. Biz sana ümit besliyoruz. Sen varken bize ümitsizlik düşmez. İman sermayesini boşa harcamayız. Senin kapın varken o kapıyı bırakıp da başka kapılara sığınmayız. Senin gölgende olmak başkalarının kapılarına veya başkalarına göz dikmeye bizi alıkoyar. Evet, son bendimiz arkadaşlar. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Ümmetlerin, sana inananlar, senin ümmetlerin çaresizdir. Sen onların günahlarına, azgınlıklarına, taşkınlıklarına bakma. Burada bakma, dua gibi. Yani burada şair kendini sadece kurtarmıyor. Bakın burada biz diye hitap etti. Burada da yani tam bir olgun mümin gözüyle. Senin ümmetlerin çaresizdir. Onların sen isyan ettiğine bakma. Dest red urup hasretle tuzağı yakma. Onları elinin tersiyle itip de, değil mi? Red eliyle vurup hasretinle ateşlere, cehennemlere yakma. Rahme ile aman ateşi hicrana yakma. Merhamet et aman onları ayrılığının ateşine yakma. Ez cümle sözün kısası, yani kulun galibi pür cürmü bırakma. Yani o çok günahkar galip kulunu da bırakma, terk etme. Niye? Çünkü sen Ahmet, Mahmut ve Muhammed'sin. Allah tarafından bize gönderilmiş, desteklenmiş bir sultansın. Ondan dolayı biz de sana sığındık. Bizi hasretini yakma, yani bizi ümmetin olmaktan uzaklaştırma, yoksa senin ayrılığın ateşine yanarız, dayanamayız diyor şairimiz. Evet, kıymetli arkadaşlar, biraz hızlı gittik bilmiyorum. En azından şiirimizi de bitirmiş olduk. Sonraki dersimizde zaten madem ki bu şiirimize var, bu Mersiye'ye bakalım arkadaşlar. Bu da daha önce geçmiştim. Esrar Dede tezkire sahibi değil mi? Tezkire Esrar Dede var. Onun ölüm üzerine Şeyh Galip'in yazdığı bir Mersiye. Buna bakalım arkadaşlar. Biraz da ağlayalım. Şimdi peygamberimize bir naatti. Burada da bir Mersiye var. Bir Mersiye örneği de görmüş olalım. Bir de bunun tekrar nazım şekline bak. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağ kalın, esen kalın, hoşça kalın. Zat-ı şeriflerinize hoşça bakın. Ramazanınız mübarek olsun.